Selamlar arkadaşlar ben Ersan. Bu videoda yine bilinmeyen bilgiler ve ipuçlarıyla karşınızdayım. Bu seriden hoşlanıyorsanız bu videoyu 10.000 beğeniye ulaştırın ki ben de devamını çekeyim. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk ipucumuz bombalarla alakalı. Bu ipucunda sizlere bombalar rakibinizi nasıl kandırabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar düşünelim ki Şurada bir düşmanımız var ee, ve işte 3 se seviye seti var ve bizim ona raşlama gibi bir lüksümüz yok. Kesinlikle bomba atmamız gerekiyor fakat bir sorunumuz var. Elimizde herhangi bir şekilde bomba yok ve onu oradan çıkartmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Ona e, el bombamız olmadığı için rastgele bir bomba atacağız. Mesela şu an ben sis bombası atıyorum. Sis bombası attığımızda rakibimiz buna dikkat edemeyecek ve kendisine el bombasını attığımızı sanarak dışarı raşlayacak ve biz de onu rahat bir şekilde vurabileceğiz. Yani illa rakibi bir yerden çıkartmak istiyorsak el bombasına ihtiyacımız yok. farklı bombalar atarak da onu kandırabiliriz. Mesela flash. PUBG Mobile'de eğilmeyi herkes çok sık bir şekilde kullanıyor. Son güncelleme ile beraber tekrar eğilmek için gereken süre sayısını azalttılar arkadaşlar. Yani ben çok hızlı bir şekilde eğilip aşağı inebiliyorum gördüğünüz gibi. Bu hem TDM'de rakibinizin sizi vurmasını zorlaştırıyor. Hem de şimdi göstereceğim taktikte işe yarıyor. Şöyle bir senaryo yaratalım. Ee, birkaç kişi bizi kovalıyor. Ya da Toki'ye rush'a geldiler. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Merdivenlerde çok fazla eğilip kalkmaya basarsak bir kişilik ses yerine birkaç kişilik ses çıkartabiliyoruz. Hemen göstermek istiyorum. İlk önce normal bir şekilde çıkayım. Şimdi ise sürekli eğilmeye basarak çıkacağım. İyi dinlemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sayede rakiplerinizi korkutabilirsiniz. Yani bu kadar fazla ayak sesi duyan bir rakip kolay kolay size raşlamaz ve siz de en azından canınızı doldurmak için ya da bir plan yapmak için gerekli zamanı bulursunuz. Bu arada aynı şeyi merdivenlerde yapmak yerine düz zeminde de yapabilirsiniz. Fakat merdivenlerde olduğu gibi etkili olmuyor. Genelde Rozok Tepe'den sukular açlamak istediğinizde bu girişi kullanırsanız öncelikle bu binayı almanız gerekiyor. Çünkü sizi de rahat rahat şuraya sokmuyorlar. Fakat yani bu bina öyle illet bir bina ki şuradan girdiğiniz anda öldünüz demek arkadaşlar. Çünkü dümdüz bir geçit var ve düşman sizi şurada bekleyip çok rahat bir şekilde avrayabilir. Üçüncü şahıs yapabilir yani. Onun yerine pek fazla kişinin bilmediği şu tekniği uygulamanızı isteyeceğim sizden. Güvenli bir pozisyon bulduktan sonra öncelikle buraya, bu çıkıntıya, daha sonra buraya, daha sonra şu yukarı ve ardından da şu havuz kısmından içeri girmenizi isteyeceğim. Bu sayede çok rahat bir şekilde e, içeri girmiş oluyorsunuz ve sizi çok fazla fark edemiyorlar. Ve beklemiyorlardı açıkçası. Onlar sizi aşağıdan beklerken siz üstten onlara çok güzel bir şekilde sürpriz yapabilirsiniz. mobildeki binalar her kat çıktığında dıştan cepheldir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Her iki katın arasındaki betonda şöyle dışarıya bir çıkıntı verilir. E, bu her binada vardır arkadaşlar. İstisnasız bir şekilde her binada vardır. Bunları nasıl kendiliğinize çevirebilirsiniz? Eğer çok yüksekten atlamanız gerekiyorsa hemen şimdi göstereceğim. Bunları kullanarak düşmeden aldığınız hasar yani fall damage'i minimuma indirebiliyorsunuz. Mesela ben buradan aşağı ineceğim. Hemen şöyle şuraya atlıyorum. Daha sonra buraya atlıyorum. Daha sonra buraya atlıyorum. Ve aşağı rahat bir şekilde ve güvenli bir şekilde hiç canım azalmadan inebiliyorum. Tek tek indiğinizde hiçbir şekilde canınız azalmayacak. Fakat bunu yapmaya birazcık alışmanız lazım. Özellikle mobildeki arkadaşlar bunu yaparken birazcık zorlanabilir. O yüzden antrenman yapmanızı ve oynamayı bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Artık sonunda PUBG Mobile'a camlar eklendi. Bunları nasıl kullanabiliriz? Şimdi birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Camlardan dışarıya atladığımızda ya da camlara atış ettiğimizde onlardan ses geliyor. Gördüğünüz gibi cam kırılması sesi geldi. Şimdi atlayarak deneyelim. Gördüğünüz gibi cam kırılma sesi geldi. Şimdi rakibinizi nasıl kandırabileceğinizi göstereceğim. Elinize fırlatılabilir herhangi bir şey alıyorsunuz. Bu tava olabilir. İşte levye olabilir. Ya da flash bombası da olabilir. Onu... Herhangi bir cama pırlatıyorsunuz ve rakibiniz sizin dışarı çıktığınızı zannediyor ve sizinle uğraşmaktan vazgeçiyor ve o an kafası karışıyor sizi dışarıda arıyor o an onu gafi bir şekilde avlayabilirsiniz hemen göstereyim gördüğünüz gibi şu an beni dışarı çıktı sanıyorlar ve ben de çok rahat bir şekilde onları kandırıp arkadan vurabilirim. Tam zor zamanlarda kullandığımız polis kalkanları neredeyse oyunda kırılması en imkansız şeylerden birisi arkadaşlar. Yüzlerce defa ateş etseniz bile bu polis kalkanlarını asla kıramayacaksınız. Fakat bir şekilde onları kırmanız gerekiyorsa aynı runik güç modundaki buzları kırmak için kullandığımız gibi tava kullanarak bunları kırabilirsiniz. Birazcık fazla vurmanız gerekiyor ama Gördüğünüz gibi giderek kırılıyor. Aslında 3 vuruşta kırıldı. E, fakat ateş etmesem belki de 4 ya da 5 vuruşta da kırılabilirdi. O yüzden bu tarz polis kalkanlarını kırmak istiyorsanız e, aynı Ronik güç modundaki gibi tavayı ya da yumruğunuzu kullanabilirsiniz. Mesela neden kırmanız gerekir arkadaşlar? Adam buraya koymuştur polis kalkanını ve siz asla e, binanın bu kısmına ulaşım sağlayamıyorsunuzdur. O zaman beklemek yerine tavanızı kullanarak polis kalkanını kırabilirsiniz. Şimdi yeni gelen ateşleme modunda eski Poçinki şu anki adıyla Tech Center'da saklanabileceğiniz bir yeri göstereceğim size. Buraya saklanmadan önce güzel bir silah bulsanız mükemmel olur. Mesela ben ASM Abakan buldum yeni gelen bir silah bildiğiniz üzere. Evet şimdi saklanacağım yere göstereceğim. Öncelikle merdivenlerden çıkıyorum. Bu merdivenler bu arada bu Poçinki'nin en tehlikeli yerlerinden birisi. Çünkü çok açıklar arkadaşlar. Evet hemen göstereyim. Tahmin edin bakalım nereye saklanacağımı. Evet şuraya arkadaşlar tam olarak şuraya saklanacağız. Hemen atlıyorum. Evet burada kendimi FPP modunda da aldım. Gördüğünüz gibi hem aşağıyı hem de yukarı tarafı görebiliyorum rahat bir şekilde. Yani burası çok çok OP bir bölge. Son zamanlarda saklanmaya başlayan bir sürü insanı da gördüm. Yani hem kullanabilirsiniz hem de kullananlara karşı dikkatli olabilirsiniz. Çünkü hem aşağıyı görüyor hem yukarıyı görüyor. Ve açıkçası gri bir kıyafet giyerseniz asla burada da belli olmazsınız yani. O yüzden kullanmanızı kesinlikle öneririm. Şimdi de arkadaşlar sislerin farklı bir kullanım alanından bahsedeceğim. Mesela ben şu an burada duruyorum. rakibim bana şuradan pikliyor, bakıyor ve beni geçirtmiyor. Ee, nasıl yapacağız? Şimdi çoğumuz sisi alıp şuraya atarız. Ve bu sayede şurada küçük bir yol yapmış oluruz. Fakat bu çok etkili bir teknik değil. Ee, böyle durumlarda... Rakibimizin üstüne sisi atarsak hem rakibimizi videonun başında da gösterdiğim gibi korkutmuş olacağız. Hem de onun görüşünü tamamen kısıtladığımız için çok daha iyi bir geçiş şansı yakalayacağız. Fakat bunu sadece rakibin bir taraftan bakabildiği yerlere atın. E mesela çünkü ben buraya atsam adam buradan çıkıp beni vurabilir. O yüzden bunu kullanırken doğru bir şekilde seçim yapmanız gerekiyor da. O şimşek neydi lan? Evet, bu ipucuyla PUBG ile son güncellemeyle gelen fırlatılabilir mühimmatları nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz ki yeni gelen güncellemeyle artık enerji ceçeğini, kitini, sağlık çantasını istediğimiz gibi atabiliyoruz ve takım arkadaşlarımızın bunları kullanmasını sağlayabiliyoruz yanlarına geçmeden. Fakat bunların menzili kısa olduğu için bazen nereye attığımızı tam olarak göremeyebiliyoruz. Mesela ben şuradaki takım arkadaşıma bu enerji ceçeğini ulaştırmak istiyorum. Fakat tam da şurada bana bakan bir rakibim var. Ben nasıl ulaştırabilirim? Şöyle. Ee, hemen çekiyorum. Ve daha sonra serbest kameraya geçiyorum. Ve bunu nereye attığımı görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menzili çok fazla değil. O yüzden çok uzağa atamıyoruz. Fakat serbest kamera sayesinde nereye attığımı görebiliyorum. Ee, bu şekilde bombaları da yapabilirsiniz. Onları da göstermek istiyorum. Mesela bombamı çektiğim serbest kameraya aldım. Ve nereye attığımı görebiliyorum. Fakat bu şekilde göremiyorum. PUBG Mobile'da düştükten sonra yani bayıldıktan sonra canınızın gitme oranının kaç kere düştüğünüze bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Hemen göstereyim. Şöyle atladığımda Bakın, canım şu an şöyle gidiyor arkadaşlar. Çok çok az bir miktarda gidiyor. Hemen takım arkadaşım beni kaldırsın. Şimdi tekrar düşeceğim. Bakalım canım bu sefer ne kadar hızlı gidecek. Gördüğünüz gibi artık daha hızlı gidiyor. Bunu ben kendi başıma 5 defa daha yapacağım. Ve sizlere sonuçları göstereceğim. Evet şu an baya bir kez aşağı atladım arkadaşlar. Ee, ve şimdi tekrar denemek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an canımın gidişini görüyorsunuz. Yani bu nasıl bir şey? Yani toplam ölmem yaklaşık 6-7 saniye bile sürmedi. O yüzden oyunda çok fazla düşmemeye dikkat edin çünkü belirli bir zaman sonra takım arkadaşlarınız sizleri rahat bir şekilde kaldıramayabilir. PUBG Mobile'da suyun içinde ateş edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bence bilmiyordunuz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken aracınızı suyun içine sokmak ve tekerleklerin yere değdiğinden emin olmak. Bu sayede yan koltuğa geçip ateş edebilirsiniz. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an suyun içinde ateş edebiliyorum. İlk başta içerideydi. E, fakat sonra birazcık dışarı çıktı arkadaşlar. Bunu eğer şu nehirlerde yaparsanız, e, suyun altında kalarak da bu hareketi yapabiliyorsunuz. Fakat ben burada göstermek istedim. Gördüğünüz gibi ateş edebiliyoruz ve aynı zamanda nefes almamız da gerekmiyor. Ayrıca arabamızı biraz itersek hemen şöyle itelim. Hem suyun içinde olacağız hem de nefesimiz gitmeyecek arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi tamamıyla suyun içindeyim ve nefes almam gerekmiyor. Aynı zamanda yana geçip suyun altında ateş edebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet hemen şöyle köprüye doğru ilerliyorum. Şu sağ taraftaki korkulukların arasından aşağı atacağım arkadaşlar. Şaka mı bu? Burada kalmış olamam değil mi? Yani bu gerçek olamaz. Araçtan da çıkamıyorum bir de. E ee, abi ben... <laughs> Tekrar mı deneyeceğim şimdi? Bu ne yani arkadaşlar? Muhtemelen burayı videoya koyarım. Şu an aracım köprünün direğinin içine girdi. Ve sanırım buradan kurtulmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, başka birisi beni kurtarmadığı sürece. Yani... Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyordum yani hiç hiçbir arabanın herhangi bir e, oyun objesinin içine girebileceğini tahmin etmiyordum bu şekilde en azından ama bir ilk oldu yani benim için. Şimdi bir izleyicimin bana ulaştırdığı bir loot yerini test etmek için atladım e, gemiye. Şu an Georgeopol'un e, üstündeki gemideyim bu arada e, ve burada loot çıktığını hiç düşünmüyordum ama gerçekten beni şaşırttı burası. Yani loot var en azından. Ve loot'u da fena değil sanki ha. İkinci seviye yelekler, çantalar. Yani silah var. Yani ben şanslısım bence. Çünkü burası bence konteynerların e, üstünde olduğu için e, loot seviyesi yüksek bir bölgedir. E, sizden isteğim eğer siz de bu videoyu bitirdikten sonra e, buraya atlamanız ve loot seviyesini bir test etmeniz. Bakalım nasıl çıkıyor. Ona göre buraya atlayıp atlamayacağınıza karar verebilirsiniz. Şöyle bakalım atladık buralarda neler varmış mini falan var. Yani lutuna ortalama derecede diyebiliriz. Ama gayet hoşuma gitti yani pek fazla kimse de bilmiyor herhalde burayı. Tek sıkıntısı buradan indikten sonra yaklaşık bir işte 60-70 saniye yüzmeniz gerekiyor. Ondan sonra herhangi bir karaya ayak basabiliyorsunuz. Buradan da herhalde bir yere gidilmiyor. Evet şimdi de PUBG Mobile'da tam canlı bir şekilde boğulmamız için ne kadar süre geçtiğini hesaplamak istiyorum. Ki bu bilgiyi bilmemiz bizim bazı hesaplamaları yapmamıza yardımcı olabiliyor arkadaşlar. Örneğin ben buradan geçebilir miyim? Kaç saniye suyun altında kalabilirim civara? Hemen deneyelim. Evet arkadaşlar canımızın tam olarak azalması yaklaşık 19 saniye sürdü. Evet arkadaşlar canımızın tamamen bitmesi ise yaklaşık 58 saniye sürdü. Yani suyun altına girersek 58 saniye boyunca ölmeden bekleyebiliyoruz. Fakat canımızın tamamıyla full olması lazım. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Bu video için gerçekten çok ama çok fazla uğraştım. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.